Sosyal medyadan valiye mesaj atan ve cuma namazını birlikte kılmak istediğini belirten 10 yaşındaki ilkokul öğrencisi amacına ulaştı. Ordu valisi Seddar Yavuz, 10 yaşındaki Tolga Can'la cuma namazını birlikte kıldı. Abdest aldın mı? Evet. Abdest almadın mı? Sosyal medyadan beni cuma namazına götürür müsün diye mesaj attı. Vali isteğini kırmadı. Tolga Can Zorlu, 10 yaşında Ordu'da yaşıyor. Tolga Can, Vali Seddar Yavuz'a sosyal medyadan mesaj gönderdi. Kendisini cuma namazına götürmesini istedi. Nereden aklına geldi bu cumaya benim de gitmek istiyorum? Annem bir kez de böyle söyledi. Her cumaya gittiğimizi söyledi. Ben de bir gün gitmek istedim. Hiç gitmemiştim. Vali Yavuz da Tolga Can'ı kırmadı ve okuluna giderek ona sürpriz yaptı. Küçük çocuğu makam aracıyla alıp cuma namazına götürdü. Cuma namazına götürür müsün diye... Ben de akşam dedim ki Tolga Can yarın hazırlan, cuma namazına beraber gideceğiz. Tolga Can'la Ulu Cami'ye giden Vali Yavuz cuma namazı kıldı. Ardından Tolga Can'la birlikte öğle yemeği yedi. Cami hoşuna gitti mi? Hoşuma gitti. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Vali Yavuz cuma namazı ve yemekten sonra Tolga Can'ı tekrar okuluna bıraktı. Amasya'nın Suluova ilçesinde yolda 2600 avro bulan maden işçisi parayı polis aracılığıyla sahibine verdi. Maden işçisinin örnek davranışı takdir topladı. Senin gibi vatandaşların az olduğunu tahmin ediyorum. Amasya'nın Suluova ilçesinde bir maden işçisi yolda bulduğu 2600 avroyu polis aracılığıyla sahibine ulaştırdı. Özel bir maden ocağında çalışan 3 çocuk babası Hamiç Olak, iş çıkışı yürürken yerde kağıtlar olduğunu fark etti. Önce reklam broşürü sandığı kağıtlara dikkatli bakınca para olduğunu gören Çolak, bir süre çevrede sahibi aradı. Çolak, paranın sahibini bulamayınca ilçe emniyet müdürlüğüne giderek durumu anlattı ve 2600 avro olan parayı tutanakla teslim etti. Para bizim değil, kazancımız olmayan bir para, bulunmuş bir para. Evde çocuklarımızla oturup değerlendirdikten sonra önce belediyeye verelim dedik. Sonra en iyisi bu erken bir saatte dedik. Bunu emniyete götürelim dedik. Polis paranın Almanya'dan emekli Mustafa Durukan'a ait olduğunu belirledi. Emniyete çağrılarak parası teslim edilen Durukan, polis ekipleriyle maden işçisi Çolak'a teşekkür etti. İyi bir insanların toplumun içinde oluşu. Yani bazı insanlar buldun muydun yani vermeyebilirdi de. Yani böyle insanların yani çoğalmasını, yani ne bileyim daha, ne diyeyim, çok teşekkür ederim, Allah razı olsun. Durukan, paranın kendisine ulaştırılmasını sağlayan Çolak'a da 200 avro hediye etti. Maden işçisi ise paranın sahibinin bulunmasına çok sevindiğini, insanlık görevini yerine getirdiğini söyledi. Emniyet teşkilatımıza da teşekkür ederiz, kaybeden kişiyi bulduğu için. Biz de insanlık görevimizi yaptık.